Son yıllarda çok böyle görülen bir hastalık değil mi? Tedavisi mi bulundu hocam romatizmanın? Evet, tedavisi Eskiden çok bulundu. böyle romatizma ile ilgili çok konuşulurdu. Çok dert yanılırdı. Şimdi öyle çok dert yanılmıyor. Ne oldu romatizma? Romatizma ile ilgili ben kendim romatizma nedeniyle 13 sene bilime dedeler gibi kuşak sardım. Yumuşak doku romatizması nedeniyle. Sizin Almanya. hocam yaş 23 mü sizin? Dedeler gibi derken biraz 13 yaşında 23, 26 yaşına kadar. 13 sene. sizin hocam yaş kaç şu anda? 55. Ya dede potansiyeli var ama sizde. Yok mu? Şimdi var. O zaman O gençtim zaman ama. yoktu. Biz köyden şehre rahmetli babam beni okutmak için göçtük. 13 yaşındaki. Okula başladım. Bir yıl sonra köye gittim gezmeye. Irmak'ta yüzdük çocuklarla. Havalar çok soğuk olmasına rağmen çimenlere yattık. Bir gün sonra üşüttüm. Mahallenin yaşlı kadınları üzerime deney yaptılar. Kızgın kumlara Klinik araştırması. Sizin bilmeden deney yaptılar. mahallenin kadınları Kızgın İbrahim Gökçe'nin üzerinde klinik araştırması yaptılar. Ne oldu peki hocam? robot gibi oldum. Eğilip bükülemez oldum böyle. Oklava yutmuş gibi. Ne yaptılar size? Merdiveni çıkıp inemez oldum. Kırmızı kum var. Eskiden bebekleri sararlardı buna kırmızı kuma. Tamam. Isıtıp ısıtıp sarıyorlardı beni. Sıcak iltihabı azdırır, daha kötü yapar. Romatizmada sıcak asla uygulanmaz. Mesela bazısı omuzu, sırtı, beli ağrıyor. Ne yapıyorlar ona? Sıcak suyu dolduruyorlar bu ne diyorlar ona? Plastik şey var ya, Evet. neydi onu? Su dolduruyor işte. Koyuyorlar sırtına, beline, omzuna sıcak iyi gelir zannediyorlar. Hafif rahatlama hissedince iyi geliyor. Sıcak boyut mu derlerdi? İşte o. Hastalığı tetikler. Romatizmayı azdırır. Sıcak iyi gelmez. Bize de böyle yanlış bir metot uyguladılar. Bütün eklemlerim kireçleşti. Merdivenleri çıkamaz oldum. Otobüse binemez oldum. Bir kolumda annem, bir kolumda babam. O doktor, bu doktor, şu doktor. Kortizon, ilaç, ilaç. O kadar ilaç kullandım ki bende gastrit, ülser, midemde neredeyse delinecekti. Kemik erimesi, osteoporoz başladı. Bronşit, astım, alerjik bronşiyel astıma dönüştü. 13 sene içerisinde yaşamadığım hastalık kalmadı. Dedim ki artık bıktım bu ilaçlardan, hepsi çöpe. Kimya okuyordum, kimyayı bıraktım. Artık laboratuvara giremez olduk, deney yapamaz olduk. Ben bu işi kendim çözeceğim dedim. 4 yıl üzerimde deneyler yaptıktan sonra romatizmaya karşı bir ürün geliştirdim. Şimdi bu şeytan pençesi forte, şeytan pençesi otu, öğütülmüş kökü, aynı kakao gibi tadı. Bu şeytan pençesi romatizmaya karşı dünyada en etkili bitki. Almanya'nın Freiburg şehrinde Profesör Doktor Kubrinski her türlü omuz, sırt, bel, diz ağrısı, kalça ağrısı, romatizmadan dolayı artrit, artroz, fibromiyalji yani yumuşak doku romatizması, ankilozan spondilit hepsini iyileştirmiştir. Sadece o değil. Almanya'da ilaç gıda kontrol merkezi var. Aynı Amerika'da olduğu gibi FDA gibi. Bunlar da 1024 hasta üzerinde denemişler, etkisini ispat etmişlerdir. Belge var. Fransa'da yine aynı şekilde 800 hasta üzerinde denenmiş, etkisiz. Binlerce hasta üzerinde denenmiştir. Biz bununla ilgili çok güzel bir formül geliştirdik. Şeytan pençesi forte. Şu gördüğünüz. Şeytan pençesi forte her türlü romatizmaya karşı. Belge var, bilgi var. Klinik araştırması var. İsteyene buradan gösterebilirim. Dergi, aha burada. Şeytan pençesi. Şu bitkinin toprak üstü kısmı şu çiçeği boru şeklinde. Evet. Bu da kökü yumru şeklinde. Afrika'nın Namibya çöllerinde yetişir. 2 metre derinde. Bu kökleri rizom denir. Bir damla su görmez 6 ay. Bu bitkiyle ilgili klinik araştırmalar yapılmış. Romatizmayı iyileştirdiği, her türlü romatizmayı iyileştirdiği belgelenmiştir. Evet.